Kudret, düşünebiliyor musun? Artık Adana'da değiliz. Karadeniz'deyiz. Ah, ah vallahi artık o şüpheli paketlere tekme atan esnaflar. Hem bileyim o güneşe pompalıyla ateş eden amcalar. El bombasını kaynanasına atan gelinler. Bunların hepsi geride kaldı. Asıl geride kalanı unuttunuz hakimim. Ha o gorille güreşenler mi? Ya yok yok. Sıcak geride kaldı. Doğru, sıcak sıcak. Ya inanır mısınız ben dün gece yorganı çekip uyudum. Ayağım üşüdü, patik giydim. Oh. Hatta şu an içimde içlik var ya. Göstereyim mi? Hemen coşma, coşma ya. Vallahi bak iyi ki Trabzon'dayız ya. Bak böyle doğası güzel, her yer yemyeşil. Doğal olarak buradaki davalar da normal olacak. Hadi ilk davamızdan başlayalım. Pardon, hoş geldiniz Karadeniz'imize. Hoş bulduk. Şimdi şöyle, buraya geldiniz tabii yolculuk var. Uzundur da Adana'daydınız. Orada kebapları, kebap, soğan, sarımsak falan yedikçe reflü azdı hakimde. Mide filmi çektirip mi geleyim anlamadım. Hayır hayır, bunu yaşıyorsun. Belki çok rahatsız ederse sonra çektiririz. Şu an bunu yaşıyorsun. Hadi bakalım. Ha sen geriden kaldı artık. Asıl geride kalan... Asıl geride kalanı unuttunuz hakimim. Neymiş o gorillerle güreşenler? Sıcak geride kaldı hakimim, sıcak. Doğru söylüyorsun. Ya sıcak. Ben dün yorganı üstüme çektim uyudum. Ayağım üşüdü, patik giydim. Ya, hatta benim üstümde şu anda içlik var ya. Dur göstereyim. Dur oğlum ne yapıyorsun? O kadar da şova girmiş. Neyse, o kadar şov falan yapmayalım. Sonuçta biz Trabzon'dayız. Evet. Doğası güzel, havası güzel, yeşili çok güzel. Evet, normal olarak artık davaları da çok güzel ve normal geçecek. Hadi ilk davadan başlayalım. Allah Allah, ne güzel ya. Bakalım ilk davamız miras davası hakim. Miras davası ne güzel normal bir dava. Çağ gel. Mesut karışma, Mustafa karışma, Burcu karışma. Evet buyurun buyurun gelin bakalım. Evet hoş geldiniz. Şöyle bir bakıyorum, Mesut karışma. Neye karışmayayım? Hayır, onu söylemiyorum. Hani soy isminiz karışma değil mi? He. İşte ben de onu söylüyorum. Mesut karışma. Neydi? Ya adam sana karışma değil. Sen neyi uzatıyorsun ya? Bir saniye. Ben şimdi senin abinle konuşuyorum. Mustafa karışma. Buyurun hakim bey. Allah. La adam sana karışma demeyin. Sana karışma değildi. İkisi de aynı şey. La aynı şey olur mu? Senin ismin karışma. Hı. Adam sana deyince karışma. Hı. Yani isim olarak karışma. Eylem olarak karışma. Ha öyle değil. Eylem kim? Eylem kimidi? Dur bakayım hatırlayacağım onu ama. La kimidi o? Ben ne bileyim sen sordun. La ben sordum oğlum sen sordun bana. Kimi sordun neyi sordum? Eylemi de. Eylem kim? Kesin ulan eylem kimidi? Eylem kimidi ya? Kesin ula! Yerin uşakları. Tabi bunları da şikayetsi. Allah Allah. Nereden şikayet? Bunların babaları vefat etti. Amen. Bunlar dediler ki her şeyi adilce paylaşacağız. Dedim tamam. Bunlar her şeyi ortadan iki bölmek istiyorlar. Allah Allah. Peki bu ceketlerde babanızın mı? He, babamızın. Yarısını ben aldım, yarısını abim aldı. Hayır, hak geçmesin diye o şekilde yaptık. Aynen babamın arabasına yaptığımız gibi. Bir saniye. Bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi acaba ceketlerden birini sen alsaydın, diğerini de abine verseydin... Daha iyi olmaz mı?
miydi yani? Ya öyle olur mu? Hak keserdi o zaman. Bu sekatun rengi daha ucuzu. Bunun da mesela kalıbı daha iyi. O yüzden bunu ben aldım, bunu abim aldı. Dediğim gibi, hak geçmesin diye. Aynen babamın arabasına yaptığımız gibi. Araba mı? Yeah. Mürmettin'in arabasını da ortadan ikiye böldüler bu manyaklar. Adil olan oydu, değil mi? Oydu. Bu araba pert oldu. Hakim uşağı, bunlar evi de böldüler ortadan ikiye. Evi nasıl böldünüz lan? Bayağı ortadan ikiye böldüler. Evde vardı yatılı misafir. Adamın yarısı bir tarafta kaldı. Yarısı başka tarafta kaldı. Yani hak kesmesin diye de... ...misafirin yarısını ben aldım, yarısını aldı Mustafa. Affedersin, evin ortasında helal vardı. Helayı da böldüler ortadan iki. Yahu hakim bey ne yapalım? Yani hak geçmesin. Ulan şimdi de geçmeyin. Şimdi ben tam... Şimdi Ahmet, ben senin sinirini anlıyorum şimdi teyzeciğim. Fakat yani bu mahkemenin hukukun alanına girmiyor yani. O yüzden ben bunlara en fazla bir psikoloğa gitmelerini tavsiye edebilirim. Ya daha bitmedi uşağım. Bunlar beni de ikiye bölmek istiyor. Nasıl? Paylaşamıyorlar beni. Tabii canım. Evlatlar analarını paylaşamazlar ki. Yani şimdi şöyle, haftada 7 gün var. 3 gün abim de kalıyor, 4 gün ben de kalıyor. O zaman hak geçiyor yani. Yani haksızlık olmasın diye anamı bulmamız lazım. Lan manyaklar! Ananızı da ikiye mi böleceksiniz? Tövbe yarabbim ya. Lan saçmalama! Kadın ortadan ikiye bolunu mu? İyi bari. Dörde bolca o konu. İki tane de kardeşi var anamın. Lan saçma, bak işte bak bu hukukun konusu. Lan manyak mısınız siz? Sakın ha, bak böyle bir şey yap. Lan oğlum, kocaman adamlarsınız ya. Siz bu kadını, kaç yaşında kadını niye üzüyorsunuz Allah aşkına, yapma. Teyze sen kaç yaşındasın? 61. 61 mi? Yeter artık ya. Allah Allah. Vallahi bak. Annem zaten yarıya bölünmüş. Ben yeni fark ettim de. Sanki o dans eden başka bir insandı. Kadın çakı gibi açılıyor, kapanıyor. Acaba diyorum şöyle mi yapsak? Yani perşembe günleri saat 12'ye kadar Mustafa'da, 12'den sonra sende kalsa, böylece 3,5 günden 7 gün olsa ben de sizi hapse atmak zorunda kalmaz. Ne dersin? Ulan ne kadar da güzel bir şey söyledin sen öyle ya. Biz bunu niye düşünemedik acaba? Hiç aklıma gelmedi ya. Neden acaba? Hadi kardeşim, hadi ya, hadi oyalamayın hakkını. Hadi şükür, beni eve bırakın. Yani şöyle söyleyeyim, ben yarısına kadar bırakırım, gerisini abim alsın. Hak geçer. Beşimi anama dokunmam o zaman ha. Zaten şu saçma sapan yürüyüp ben ellemeyeceğim. La ilahe illallah. Haydi ana, haydi. Allah Allah, niye böyle oldu ya? Hayır tamam canım, şimdi hemen abartmayalım. Kötü enerji vermeyelim. Daha ilk... İlk dava mesele de. Hemen diğer davaya bakalım. Tamam, normale döneceğiz. Hemen bakıyorum hakimim. Yağmur yağdığı için meteoroloji müdürlüğüne bastonla saldıran teyze. Hayır, ben böyle 3 kere ağza... 3 kere de buruna çekiyorum sen. Ben de öyle yapıyorum hakimim. O zaman niye bizim başımıza hep öyle... Allah Allah. Neyse, çağır gelsin bakalım, hadi. Naime Teke! Ya geç de, o kadar konuşma. Yanınızdaki kim, Naime Hanım? Ya avukat tut dediler binaya girerken, bunu gördüm, kolunda çektim, getirdim bunu.
Ya teyze bırak Allah aşkına, benim davam var, aşağıya dava et. Yani dur ya. Bu kadar tutma yeterli mi? Salacağım adamı. Git, ne sar, sar, git. Git. Allah aşkına ya. Teyzem, affedersin de bu merdiven ne alaka? Ya dediler, mahkemeye çıkacaksın. Getirdim merdiveni. Buraya mı çıkacağım? Ya dur Allah aşkına, ne yapıyorsun? Dur ya. Hayır, zaten mahkemeye gelmiş olman demek, zaten mahkemeye çıkmış olman demek anlamında bir... Gel teyzem, gel. Dur, şu kavurmasını yedim. Pisluk ya. Adana'dan kaldım. Peki, neyse, sen yerine geç bakalım. Şimdi, Naime ablam, güzel ablam, sen şimdi bu meteoroloji müdürlüğüne niye saldırdın? Çok yağmur var. Çok yağmur var. Onların suçu ne? Ya ne zaman deseler yağmur yağacak, yağmur yağıyor yani. Fazla. Ama onlar tahminde bulunuyorlar. Ya tamam da birazcık da desinler güneşli. Hiç kim sıkıldı ya? İyi de onların kontrolünde değil ki. Ya o kadar para alıyorlar, ne yapıyorlar bu adamlar ya? Onlar havaya bakıyorlar ya. Havaya bakıyor. Ben de bakıyorum havaya, versinler bambaş. Yok yani, öyle değil. Ya. Ölçüm yapmak için balon falan yolluyorlar. Havaya bakayım, balon yoluyla. Deli da bunlar. Yok, deli değil. Bilim adamı. Bunların uyduları var ya. Benim de var uydu. Onların da uydusu varsa açsınlar televizyonu, izlesinler de. Yani ben de bakıyorum uydumda, yağmur yağdırıyor muyum yani? Ya onlar yağdırmıyorlar. Yağmur, hava yuvarındaki su buharının soğuk katmanlarda yoğunlaşıp yeryüzüne düşerken sıvı hale gelmesiyle oluşuyor. Ya öyle söylesene bana baştan ya. Ne mi? Ha sen bunu anladın yani. Anladım. Allah aşkına Naime ablam, bak sabıkan olmadığı için hani bu mahkemeyi düşünüyorum yani. Nereye düşürdün kocaman adam? Nereye düştü ya? Ya bu anlamda değil. Takipsizlik verdim. Takipsizlik kararı. Sen beni takip ediyordun. Ya Allah aşkına yürü git ya. Ya çık vallahi bak, yoksa madde 61'den yargılanacaksın ha. 61. Eyvah. Buralarda bir yerlerde bir hopaller var. Koymuşlar, oradan geliyor kemençe sesi. Hayır, bir de o rakamı söyleyince geliyor. Hangi rakamı? 61. Tamam yeter ya, yeter. Oğlum şu mahkemeler bitsin de şu hopalleri bul, onu imha et ya. Allah'ım nedir? Sıradaki nedir? Hemen bakıyorum. Seri adam yaralama suçundan haklarında şikayetçi olunan iki kardeş var hakimin. Gaspçı mıymış bunlar? Yok yok, düz esnaflar. İsmail Sağlam, Ozan Sağlam. Selamın aleyküm hakimim. Ben İsmail Sağlam. Ha bu da kardeşim Ozan Sağlam. Ha. En sağlamlar. Nakliyat, hırdavat, inşaat, tadilat, tamirat, zerzevat, AŞ'nin kurucularıyız. Ha bu da gardımız, buyurun. Kartınız mı? Maça kızı lan bu. Valla şirket kurunca mutlaka bir kartınız olsun dediler de o yüzden taşıyorum. Kudret, bak bu Karadeniz'de bütün kelimeleri özenle seçmek lazım. Bir de böyle mecaz işlerine girmemek lazım, tamam. Şimdi, oğlum her işe girdiğinizde, hangi işe girseniz bir yaralama olayıyla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bir nakliye işinde ev sahibini yaralamışsınız. Belki nasıl oldu bu? O şöyle oldu hacım, ben anlatayım. Bir nakliye işi aldık birinci katta. Dedik ki, merdiveni hiç işgal etmeyelim, pencereden yollayalım kolileri dedik aşağıya. Bir koli yolladık aşağı, tuttu. İkinci koli yolladık, tuttu. Üçüncü koli yolladık, tuttu. Buzdolabını yolladık, tutamadı. La buzdolabını nasıl tutsun adam?
Valla biz de anlamadık. Buzdolabı da boş idi o yüzden. Allah Allah. Dua edin de adam ölmemiş yani. Şimdi bakıyorum. Bak bir marifetiniz daha var. Yaptığınız akşam otelde yangın çıkmış. Millet pencereden kaçmış. Peki neden yani sizde bir yangın merdiveni yok muydu? Var idi olmaz olur mu? E neden pencereden kaçtılar oğlum? E o da yandı. Nasıl yani? Neden? E ahşap idi. Lan neden ahşaptan bir merdiven yaptınız? Binaya uyumlu olsun ya, ben nereden bileyim yangın çıkacak? Gerçekten çok güzel. Umarım bir ders almışsınızdır bundan. Aldık aldık. Bundan sonra bina yapacağımız zaman yangın merdiveni yapmayacağız. Belli ki yanay. Hayır, ders de almamışlar. Şimdi abla bak, bununla kalsan iyi olacak. Oğlum bak, doğal gaz döşediğiniz evi patlatmışsınız. O nasıl oldu? Ben anladım. Anladım ben. Şimdi doğal gazı taktıktan sonra çalışıyor mu diye gazı açtım. Şimdi su tesisatında, müstahşında suyun aktığı görünüyor ama doğal gaz görünmüyor. Ama ben zeki olduğum için abime gazın yanan bir madde olduğunu hatırlattım. Ben de kontrol etmek için çaktım çakma. Karşı apartmanda uyandım. Allah Allah. Velhasıl gaz varmış. Artık bina yok, batladı. Tövbe. Estağfurullah ya. Kusura bakma. Hayır, sizin yani böyle bir tadilat, madilat, ev yapmayı falan bırakın. Maket ev yapmanız bile büyük suç, hata ya. Bana he diyorlar ya. Neyse, tamam. Bundan sonra 60 ay hak mahrumiyeti verdim size. Komiserim, bir ay daha verebilir miyim? Ulan seni mi kıracağım? Hadi 61 ay, al. 61 mi? Oy! Yemin ediyorum hakimim, bence uğursuzluk bizde. Hep biz çekiyoruz bu yerelerin en özel insanlarını üstümüze. Aman Allah! Miden ağzına gelsin de çıksın inşallah hakimim artık. Ama be, ama bunlar olay mı Allah aşkına? Yapma ya. Asıl olay ne biliyor musun? Trabzon'un hamsili pilavı. Gidelim de ondan yiyelim. Nereden yiyebiliriz? Dur, bakıyorum hakimim. Çok güzel bir restoran vardı. Neydi? Ha! Restoran 61. Oy! Gülmekse mesele.